Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sevgili kardeşler, geçen haftaki sohbetimizde mürşide danışmak, istişare etmek, insanın herhangi bir işiyle ilgili şeyhine istişare etmesi, danışması ve o danışmanın kuralları, kaideleriyle ilgili bir sohbet etmiştik. Bazı kardeşlerimiz, bazı arkadaşlarımız bununla ilgili bir kısım sorular sordular, eleştirilerde bulundular. Şimdi tasavvufla, tarikatla ilgili isterseniz zikir, isterseniz tövbe, isterseniz tövbenin adabı, isterseniz hatme-i hacegan, isterseniz bu silsileye bağlılık, tarikatın hangi usulünü, hangi adabını aklınıza alırsanız, aklınıza getirirseniz, eleştirmeye kalkarsanız sevgili kardeşlerimiz, kendinizin haline önce bakın demiştim ben bir sohbeti hatırlarsanız. Tarikatın kuralları şeyhe bağlanmak, bir mürşide intisap etmek, bir alime mütabaat etmek, sizin hiçbir zaman Allah'a ve Resulüne olan bağlılığınızla ilgili bir şey değildir, bir mevzu değildir. İnsan kendisine verilen vazifeleri veya tarikatın bu kurallarını, kaidelerini ne ile yer değiştirdiğini bilmesi açısından değerlendirmelidir. Yani tasavvufu inkar eden, tasavvufu eleştiren insanlar, tasavvufun kurallarını, tasavvufun prensiplerini eleştiren insanlar, kendilerine göre buna bir kısım deliller getiren insanların kendi hayatlarına dönüp bakmaları gerekir. Tarikat gerçek bir tarikat. Elbette ki gerçek bir tasavvuf, hak olan bir tasavvuf yolundan bahsediyoruz. Bu tasavvuf yolu gerçek manada maneviyat yolu sevgili kardeşlerimiz. Bir insanın muhatabı olan Kur'an'la, sünnetle, Allahu Teala ile veya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la olan haline müdahale etmiyor ki. Bunlardan herhangi birinin yerine geçmek gibi haşa veya bunlardan herhangi birisiyle bir şey değiştirme gibi bir şey söz konusu değildir. Tasavvufun derdi, tasavvufun hedefi, tasavvufun gayesi nefsin ıslahıdır. Bu yüzden tasavvufta size verilen görevleri, isterseniz tefekkür, isterseniz bağlanmak, isterseniz sevmek, isterseniz mütabaat etmek, isterseniz emirlerine uymak, bu kuralların hangisini aklınıza getirirseniz getirin, kendi nefsinizle olan halinizi düşünün. Tasavvuf sizin nefsinizi hedef almaktadır. Tasavvufun haşa Kur'an'la, sünnetle, Allah-u Teala'nın diniyle, şerifle böyle bir çatışması, böyle bir tersliği olamaz ki. Bunlar saptıran insanlardır. Yani bir müridin şeyhiyle, mürşidiyle olan hali, olması gereken halini anlatırken, eleştirirken, aleyhte konuşurken bunu genellikle tasavvuf inkarcıları yapıyorlar. Belli bir kesim. Bu tasavvuf inkarcıları bu inkarın bir aşamasında olan insanlardır. Çünkü inkar başladığı an önce alimlerden, şeyhlerden, tasavvuf ehlinden, tarikatlardan bahsediyor. Sonra bu inkar aynı gerekçeyle Peygamber Efendimiz'in zamanında yoktu, sonradan çıktı aleyhissalatü vesselam. Bu mantıkla, bu akılla, bu mantaliteyle devam ediyor. Diyor ki mezhepler de Peygamber Efendimiz'in zamanında yoktu, sonradan çıktı. O halde bizim mezheplere bağlanmamız, böyle bir mecburiyet yok. Bizim alimlere ittiba etmemiz, herhangi bir alimin görüşüyle hareket etmemiz, mezhebe bağlanmak. Yani bir insan Hanefi, Şafii, Maliki veya Hanbeli olması ne demektir? Bu alimlerden herhangi birisinin görüşüyle hareket etmesi demektir. Mezhebe bağlanmak budur. Tarikata bağlanmak da kendi nefsini terbiye etme hususunda bir muallimin, bir öğretmenin, bir rehberin terbiyesinin altına girmek demektir. Bakın bir tarikata bağlanmakla bir mezhebe ittiba etmek, birisi zahiren İslam'ın kurallarını doğru bir şekilde yerine getirmek, Kur'an ve sünnete uymak, öbürüne yine Kur'an'ı indiren Rabbinin emrine ve Kur'an'ın kendisine indiği Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına, yüce ahlakına, onun istediği güzel hallere erebilmek. Her ikisinde de, tasavvufta da, şeriatta da,
Yani tarikatlarda da mezheplerde de gaye aynıdır. Birisi sizin zahirinizi, halinizi, imanınızı, düşüncenizi, hareketlerinizi, ibadetlerinizi Allah'ın emrine uymanızla ilgili yerine getirmeniz gereken kuralların halini ve şeklini size öğretir. Yani sen bir mezhebe bağlanmak dediğin zaman bir alimin görüşüne göre hareket etmek. Bunu anlayacaksın. Bir tarikata bağlanmak da nedir? Nefsini terbiye etmek, varsa kötü ahlaklarından kurtulmak, güzel bir terbiyeye sahip olmak, kalbinde varsa manevi hastalıklar bunları tedavi etmek için bir manevi tabibin, bir nefis terbiyecisinin tabiri caizse, bir nefis teskiyecisinin, bakın nefis teskiyecisinin, Kur'an'ın diliyle, lisanıyla konuşuyorum, emrine girmek, onun görüşleri ve onun direktifleri doğrultusunda hareket etmek, nefsini terbiye etmek, kalbini temizlemek, ahlakını güzelleştirmek. Şimdi bunlara bir insan niye düşmanlık yapar? Tarikata girmeyle mezhebe bağlanmak, bir mezhebe tabi olmakla bir tarikata tabi olmak gerekçe itibariyle aynıdır, inkarlarının da gerekçesi aynıdır. Bu yüzden bir insan gerçek manadaki tasavvufu söylüyorum. Elbette ki şaklabanları, soytarıları, sahtekarları, istismarcılar bunlar bizim dünyamızda yok. Bunlar bizim artık konularımız değildir. Tasavvuf adına, tarikat adına bu tür pislikleri işleyen, cinayetleri işleyen sapık yani bid'at ve hurafe ehli olan yobazlarla, softalarla bizim hiçbir alakamız olamaz. Onları eleştirmek dahi artık bizim mevzularımızın dışındadır. Biz Şahin Akşemen Hazretlerinin, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin, Seyyid Ahmedur Rıfai Hazretlerinin, Mevlana Halid Kuddisesi Ruh Hazretlerinin ve aşağıya kadar gelin, üstadımıza, pirimize, efendimize kadar gelin olan zatların yollarından devam ediyoruz. Onların yollarına mütabaat ediyoruz. Bu yüzden inkarın mantığı aynıdır. Bu inkar bir mantıktır, bir silsiledir, bir zincirdir yani. Bu zincire bağlanan, bu inkar mantalitesiyle ve mantığıyla hareket eden insanın vardığı en üst nokta sünneti ve bir sonrası da Kur'an-ı Kerim'i inkar etmektir. Bu yüzden Gavs-ı İhzan Seyyid Sıbhatullah Harvasi Hazretleri Kuddisesi Ruhu diyor ki bu yolu, bu yolun mensuplarını inkar edenler, gerçek Sadat-ı Kiram'ı inkar edenler, eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i görseydiler onu da inkar ederlerdi. Niye? Çünkü senin gördüğün gerçek mürşit bütün hal ve hareketlerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uyan bir insandır. Böyle bir insanın nesini inkar edebilirsin? Bu insanın ibadetlerini, halini, düşünce şeklini, bu insanın Kur'an'a olan hizmetini, sünnete olan bağlılığını inkar edersen, bu sünnetin sahibine kadar uzanır senin o inkarın. Bu yüzden büyükler öyle demişlerdir. Bu yüzden Şahin Akşemend Kuddisesi Ruh Hazretleri bizim yolumuzu inkar eden dini konusunda tehlikededir diyor. Bu bizzat Şahin Akşemend Kuddisesi Ruh Hazretleri'nin cümlesidir. Yani bir insan tasavvufu, tarikatları, gerçek şeyhleri ve mürşitleri, onu tekrar tekrar ifade ediyorum, inkar eder. Sonra aynı mantık mezhepleri inkara gider. Aynı mantık, aynı işleyiş şekli sünneti de inkara gider. Sünneti inkar ederken, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini inkar ederken de Allah'ın kitabı neyinize yetmiyor diye başlarlar. Allah Kur'an'da her şeyi bildirmiştir. Bildirdiğini de bize emretmiştir Kur'an'da. O halde Kur'an'dan başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Kur'an'dan hiçbir şeye ihtiyaç yok. Yani Hazreti Peygamber'e ihtiyaç yok aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulü'nün açıklamalarına ihtiyaç yok demektir. Bunları defalarca konuştuk. Bu yüzden size bana birisi gelip tarikatla ilgili, tarikatın herhangi bir prensibiyle ilgili bir şeyi eleştirirse, bana onunla ilgili soru sorarsa, ben ona derim ki senin nefsinle olan halin nedir derim. Bakın yani bu bir anlama şeklidir, bu bir anlayış farklılığıdır. Seyyidah Şeyh Maşuk Kaddesallahu Sırrahul Aziz hacca gidiyor. Mescid-i Nebevi'nin bir yerinde bir gün Alesakin Hafdolu Salatü Vesselam büyük böyle cemaat etrafında toplanıyor. Ediyor onlarla Şeyh Maşuk Hazretleri Kuddisesi Ruhu. Ve ederken büyüklerden bahsediyor.
Gavus'tan, Mevlana Halit'ten, Seyyid Taha Eneri Hazretleri'ne, büyüklerin menakıbını, hallerini, onların takvasını, onların ihlasını anlatırken orada işte her devirde, bir de şunu unutmayın. Tasavvufu inkar için cehalet veya bilgi farkı yoktur. Tasavvufu inkar etmek bir anlayıştır. Bir mantığın işleyiş şeklidir. Yani çok iyi ilmi olan, hocalığı olan, okumuşluğu olan birisi de tasavvufu inkar edebilir. Kara cahil birisi de tasavvufu inkar edebilir. Bu bir fıkıhtır, bir anlayıştır yani tabiri caizse. Tafkih yani tabiri caizse. Birisi diyor ki efendim diyor, burada da mı onlar diyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri şerifi burada. Ravza-i Mutahhara burada. Burada da mı onlar, burada da mı yani? Seyda Şeyh Maşuf dönüyor, kadda adamın yüzüne bakıyor. Orada neyse burada da odur diyor. Çünkü biz burayı onlarla tanıdık diyor. Bize buranın sevgisini onlar öğretti. Bize burayı onlar anlattı. Bizi buraya onlar getirdi diyor. Seyda kadda sallahu sırrahul aziz, Seyda-i Tahi, o da yine yıllar önce hacca geldiğinde yine o da Mescid-i Nebevi'de bir yerde bir köşede sohbet ederken birisi diyor ki büyüklerden bahsediyor demek. Efendim diyor burada da Sadat-ı Kiram'dan mı bahsedeceksiniz? Evet diyor çünkü biz burayı onlarla tanıdık diyor. Çünkü buranın sevgisini ve yolunu bize onlar öğretti diyor. Bakın bir şeyin sebebi hiçbir zaman gayenin gayeye ne kadar vasıl olup yaklaşırsanız yaklaşınız, sizi ona götüren sebebi terk edemezsiniz. Terk ederseniz yolunuzu ve izinizi kaybedersiniz. Bir anda ortalıkta kalırsınız, Allah muhafaza etsin. Adam anlamıyor, anlamamışsa yüklerle, ciltlerle kitap okusanız yine faydası yok. Yani şeyhini sev, mürşidini sev dediğimizde adam diyor ki Allah'ı ve Resulünü sev. Ben Allah'ı ve Resulüne olan sevginin yerine şeyhinin sevgisini koy demiyorum ki. Kendini ne kadar seviyorsun? İşte o sevginin yerine şeyhinin sevgisini koy. Anladınız değil mi aradaki farkı? Yani ben rabıta ile ilgili görev verdim birine. Yani geldi, tövbe etti, intisap etti. Dedim ki rabıta kur. İşte rabıta şeyhini, mürşidini gözlerinin ufkunda, ilerisinde hayal etmen demektir. Onun simasını hatırına getirmen demektir. Onu hayal etmektir. Şahin Akşabend Kudüs'ü ruhunun yolu budur. Siz ne derseniz deyin. Şahin Akşabend kaddesallahu sırrahul aziz diyor ki bu yolun, bu yola girenlerin ilk yapmaları gereken şey bu yolun büyüklerini hayallerinde canlandırmalarıdır. Önce hayallerinde canlandıracaklar. Bana döndü birisi dedi ki ya niye şeyhi düşünüyoruz? Hayal kurduğun nice şeyler var dedim senin dünyanda. Ne hayallerin var dedim. Bir düşün Allah'ını seversen dedim ya. Nelerin hayalini kuruyorsun? Neleri canlandırıyorsun? Sen kendi hayatın, kendi özelin. Ben bilemem ama sen kendini iyi bilirsin. Sen neleri hayal ediyorsun da o hayal ettiklerinin hiçbirisi seni rahatsız etmiyor da Allah'ın salih bir kulunu oturup düşün ben. Onun yanındaymış gibi, onun huzurundaymış gibi hayal etmen mi seni rahatsız ediyor? Senin diğer hayallerin, diğer düşüncelerin seni rahatsız etmezken bir Nakşibendi büyüğünü, Sadat-ı Kiram'dan birini, pirini, müstahını, mürşidini oturup hayal etmen seni rahatsız ediyor. Neyse ben o arkadaşa bu görevi verdim. Bir hafta sonra, bir hafta 10 gün sonra geldi. Böyle sohbet ederken filan dedi ki ya Fatih abi dedi ben rabıta kurarken zorlanıyorum dedi. Yani bir ikilemin içerisine düşüyorum dedi. Dedim niye ikilemin içerisine düşüyorsun? E dedi rabıta kurmak için gözümü yumduğum an dedi Allahu Teala hatırıma geliyor. Kendi kendime kalbime bu sefer bir düşünce geliyor. Allah hatırıma gelince diyorum ki niye ben Allah'ı düşünmüyorum da hocamı düşünüyorum, üstadımı düşünüyorum. Böyle olunca dedi rabıtayı bırakıyorum dedi. Dedim peki ben sana bir şey sorayım buyur dedi. Sen rabıtaya oturmadığın zamanlarda da Allah öyle senin hatırına geliyor mu Celle Celaluhu? Dedi hayır gelmiyor dedi. Sadece rabıtaya oturduğun zamanlar Allahu Teala benim hatırıma geliyor. Dedim peki sen hiç düşünmedin mi Allahu Teala'nın benim hatırıma gelmesi? Ben o Allah'ın salih kulunu, Allah dostunu düşünmek ve hayal etmekle uğraştığım içindir. Benim üstadımı hayal etmemin bir neticesi, bir meyvesidir.
Allahu Teala'nın benim hatırıma gelmesi. Vallahi dedim senin peygamberin böyle söylüyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, hepimizin nebisi olan Hazreti Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın dostlarını nasıl tanırız diye sorulduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüldükleri an Allah'ı hatırlatırlar diyor. Yani senin Allah'ın senin hatırına gelmesi, rabıtanı rabıtaya oturduğun zaman aklıma geliyor. Başını eğdi durdu, vallahi dedi Fatih abi hiç böyle düşünmemiştim dedi. Evet sen doğru söylüyorsun dedi. Yani otur şeyhini hayal et, otur şeyhini düşün, şeyhinin simasını düşün diye söylediğimiz zaman niye şeyhimin simasını düşüneyim, niye şeyhimle ilgili tefekkür edeyim de Allah'ta tefekkür etmeyeyim? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ta tefekkür etmeyin diyor. Allah'ın yaratıklarında tefekkür ediniz diyor. Allah'ı nasıl tefekkür edeceksin? Allah ancak senin tezekkürüne gelir. Allah'ın salih kulunu oturup hayal ettiğin zaman. Bir gün yıllar önce, yani 96-97 belki o yıllar bilmiyorum. Mescid-i Nebevi'de oturmuşum böyle, rabıtayla meşgulüm. Rabıtayla meşgulüm. İyi bir hoca, yani hocalığı iyi. Bizim Güneydoğu'da tanınan bir aileye mensup birisi. Yaşça benden tabii çok büyük. Diyebilirim ki belki babamın akranı gelmiş yanıma oturmuş. Ben gözümü açtım da neyse baktım, o hocam nasılsınız, iyi misiniz filan, sağ ol iyiyim. Sen dedi rabıtayla mı meşguldün dedi. Dedim evet dedim. Ya dedi insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yerde, yani Mescid-i Nebevi'yi kastediyor. İnsan Allah'ın Resulü'nün yerine başkasını koyar mı dedi. Şaşırdım kaldım, belki 65-70 yaşlarında bir hoca. İyi de bir hoca, babası da büyük bir alimmiş, dedeleri alim. Döndüm dedim ya hocam dedim, siz rabıtayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine şeyhi koymak olarak mı görüyorsunuz dedim. E elbette dedi. Ya dedim onu ben Medine'de yapsam, Ankara'da yapsam ne fark eder ki? Bu direkt küfre gitmektir. Allah'ın peygamberinin yerine şeyhi, kim olursa olsun herhangi birini koymak, direkt insanın dinden çıkması demektir. Ya dedim yazık dedim, yani bu yaşa gelmişsiniz ama siz babalarınızın, dedelerinizin bütün hayatları boyunca kurdukları rabıtadan hiçbir şey anlamamışsınız. Nasıl yani dedi. Dedim rabıta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine şeyhi koymak değildir. Kendi nefsinin yerine şeyhi koymaktır. Kendi nefsinin yerine şeyhi koymak. Durdu, başını eğdi, bir şey demedi, gitti. Kalktım çok üzüldüm, yani onun hocalığına üzüldüm. Okumuşluğuna üzüldüm. Bu kadar okumuş ama hiçbir şey anlamamış olmasına üzüldüm. Sonra dolaştım bir saat, bir buçuk saat sonra filan. Baktım Seyda Mulla Burhaneddin Hazretleri kaddesallahu aleyhi üstadımız oturuyor mescide. Yanına gittim, elini öptüm. Dedim hocam falan kesi geldi bana böyle dedi. Ben de ona böyle cevap verdim dedim. Maşallah dedi, sen ne kadar güzel ve doğru bir cevap vermişsin dedi. İnsan anlamayınca anlamıyor. Seyda Mullah Muhyiddin kaddesallahu sırrahu aziz, Allah derecesini âli eylesin. Ben bir gün bir alimin, hem de iyi bir hocanın, okumuş, iyi okumuş birinin bir kısım yanlış fetvalarından bahsettiğimde, yani nasıl böyle bir fetva veriyor? Bu kadar okumuş olduğu halde nasıl böyle düşünüyor filan? Seyda kaddesallahu aziz bana döndü dedi ki Fatih dedi, ilim insandan cehaleti götürür, giderir ama ahmaklığı gidermez dedi. Anlamamak, bunu bilememek. Şimdi şeyhin emrini dinle. Geçen hafta bunu konuştuk. Şeyhe bir şey sorduğunda, şeyhin, üstadın, mürşidin bir şey dediğinde onun emrini dinle. Şeyhinin emrini dinle. Allah'ın ve Resulünün emrini dinle ile alakası olmayan bir şeydir. Şeyhinin emrini dinle derken dinlediğin başka şeyleri bir aklına getir. Kimlere itaat ediyorsun? Kimlerin emirlerini dinliyorsun? Kimlerin isteklerine kendini esir etmişsin? İçindeki sese ne kadar kulak asıyorsun? Önce onu bir aklına getir. Adam nefsinden gelen her şeyi kendine talimat kabul ediyor. Canı bir şey istediği an inanın çoğu var ki helaline haramına, doğrusuna eğrisine bakmadan içinden gelen o ses. Biri bana bir gün öyle dedi, içimdeki ses. İçinde dedim senin çok konuşanlar var biliyor musun dedim. İslam dinine göre senin içinde birçok konuşan var dedim. Acaba hangisi dedim, hangisinin sesi bu, nasıl yani? Dedim vallahi insanın nefsi insanla konuşur. İnsanın şehveti insanla konuşur. Şeytan insanın içinden konuşur insana. Yuvesvisu fi sudurin nasi minel cinneti ve nes ayettir.
Şeytan konuşuyor, nefsin konuşuyor, aklın konuşuyor. Bir de o da ayrı bir bela. Kendi kendine yeten, kendi kendine yettiğini zanneden, kendi kendine her şeyin doğrusunu bilirim zanneden akıl konuşuyor. Sen içimden böyle bir ses geliyor. İçim böyle demiyor, içimdeki ses böyle demiyor dediğin an o içindeki sesin kime ait olduğunu ayırt edebilecek yeteneğe dahi sahip değilsin. Bu yüzden şeyhe itaat etmek, Allah'a ve Resulüne itaat etmekle ilgisi olmayan bir şey. Allah'a ve Resulüne itaatten sonra şeyhi bir emir sahibi olarak alimler, yani ulul emre itaat edin ayetinin tefsirinde birçok yerde alimler İslam halifesi, evet. Müslümanların başındaki idareci. Ama eğer İslam halifesi veya Müslümanların başında Müslümanlardan olan bir idareci yoksa ulul emir demek o memleketteki alimler demektir. İnsan ilim ehli dinleyecek, onlara itaat edecek. Ya kendi cehaletinle baş başa kalacaksın, ya kendi nefsi arzu ve isteklerinle baş başa kalacaksın veyahut da gidip Allah'ın salih bir kuluna danışacaksın. Salih bir kulunun tavsiyelerine riayet edeceksin. Yani bakın inkarın temelinde kendi gerçeğini görmemek. Bu çok etkilidir. Kendi gerçeğin, senin özel hayatın, senin şu iki göğsünün, şu iki omuzun arasındaki göğsün, senin hayal dünyan, senin isteklerin, korkuların, beklentilerin, sevinçlerin, üzüntülerin, senin hayallerin, senin hırsların, senin tamahların, senin kanaatsizliklerin, senin şehvetlerin, bunlarla olan halini göz önüne getirmiyorsun. Kendi iç dünyandaki debelenmeleri, iç dünyandaki bataklıkları hiçbir zaman aklına getirmiyorsun ki tasavvufu inkar eden büyük zatların, Allah'ın salih kullarına düşmanlık eden insanların çoğunun kafasının gerisinde, yani o kortekslerinde inanın ya kıskançlık vardır, ya kibir vardır, ya kendini beğenmişlik vardır, ya gurur vardır veyahut kendi hatalarının, günahlarının, şehvetlerinin esiri olmak vardır ki onları bir Allah'ın salih kulunun varlığı ve Allah'ın salih bir kuluna bağlanmayla izah edemeyip bağdaştıramadıkları için bu inkar yoluna gidiyorlar. Bana kimse karışamaz. Bana kimse karışamaz derken hangi ben, hangi beni kastediyorsun? Bana derken ben kelimesiyle sen neyi anlatıyorsun, kimi anlatıyorsun? Vallahi bunu ayırt edecek bir yapıya, bir bilgiye, bir ferasete dahi sahip değilsin. İçinden bir ses, içinden bir his, içinden bir düşünce geldiği zaman bunu şeytan mı sana söylüyor, nefsin mi söylüyor? Yoksa hakikaten ruhundan gelen meleklerin senin için sana tavsiye ettikleri güzel bir ses midir? Bunu ayırt edecek yeteneğin yok, bilgin yok, böyle bir uyanıklığın yok. Allah-u Teala sana basiret vermemiş, feraset vermemiş. Yaptığın hatalar, bugüne kadar yaptığın yanlışlar ve nihayette o ses neye sebep oluyor? Sen ibadetine engel oluyor. Allah'ı zikretmene engel oluyor. Tefekkür etmene engel oluyor. Seccadenin üzerinde Allah için boynunu bükmene engel oluyor. Kalk, git, yat, uyu, gez, toz, ye, iç, eğlen, konuş, millette otur, işin, gücün çene çal. Ama tefekküre gelince, ama rabıta için geç şu seccadenin üzerinde bir köşeye kıvrıl. Bir 10 dakika gözünü yum. Kendi iç dünyanı bir gözden geçir. Yani insan, rabıta o kadar büyük bir şeydir ki İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs-i Sirruhu diyor ki rabıtanın nuru güneş gibidir. Zikrin nuru rabıtanın nuru bir güneş gibidir. Rabıta-i Şerife bu kadar büyük bir şeydir. Niye? Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir saatlik tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten eftaldır diyor. Nihayette oturup tesbihinizi çekmeniz, zikir etmeniz nafile bir ibadettir. Ama rabıta tefekkürdür. Direkt tefekkür ettiği için, tefekkür olduğu için rabıta hiçbir nafile amelle kıyıludur. Sizin yolunuz ne olur bilmem ama büyüklerin yolu budur. Büyükler bunu yapmış. Bütün alimler bunu yapmış. Gerçek ilim durmuşlar, insaf ehli olmuşlar, insaf. Beni, yani ben kendi kendime öyle düşünürüm. Ben kendimle baş başa bırakılsaydım. Hani ben dedikleri var ya. O benle ilgili Resulullah ne diyor? O benle ilgili Allah'ın peygamberi Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuş bize?
uydurmuştur. Açıp kapama müddetince bile beni nefsimle baş başa bırakma demiştir. Çünkü çoğumuzun ben kelimesi nefsi ifade etmektedir. Çoğumuzun ben, benim aklım, benim anlayışım, benim efendim ben söyleyeyim benim görüşüm diye anlat. Hepsi nefsi ifade etmektedir.